tam karşıma esnasında, tam kötü esnasında bir türlü topluma giremiyordum. Dışarı çıkamıyordum. Çalışma düzenine gidemiyordum. Bir düğün olur, derne olur, buralara giremiyordum. Kısa kollu bir tişört giyemiyordum. Geceleri rahat bir uyku uyuyamıyorduk dediğim gibi. Zor bir dönemdi yani. Allah kimsenin başına vermesin. Çok kötü bir dönemdi yani. İyileştikten sonra şükür her şey değişti yani. Çalışma düzenim olsun, bir düğüne gitme olsun, bir topluma girme olsun. Yani kısa kolum giyebiliyorum en azından şu an. Çocuğum olacaktı. Serhat Hoca'nın ismini verdim kendisine de. Atopik egzama halk arasındaki adı, bizim tıp dilindeki adı ise atopik dermatit olarak geçer. Bu gerçek anlamda son derece kaşıntılı, cilt kuruluğu, çatlamalar, hatta bazen şu kaşıntılardan dolayı kanamalarla seyreden ve hastanın yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bir hastalık. Yapılan çalışmalarda SEDEF'e göre yaşam kalitesinde çok daha kötü etkileri olduğu bilinen bir hastalık ve toplumda görülme sıklığı haliyle fazla, çocukluk yaşlarda daha sık görülüyor. Erişkinlikte daha az görülmesine rağmen erişkinlikte bıraktığı yıkım çocukluk çağına göre çok daha fazla olan bir hastalık. Hastalık tabi temelinde kaşıntıyla seyreder ve özellikle erişkin hastalarda gece kaşıntısı son derece tipiktir ve gece kaşıntısı uykusuzluğa neden olur. Uykusuzluğa neden olması iş kaybına neden oluyor, uyanamıyor veya rahat uyuyamadığı için işine gittiğinde son derece verimsiz çalışıyor. Bunun beraberinde kişilerin psikolojisi bozuluyor. Psikolojisinin bozulması kaşıntının bitmeyeceği ve bir kısır döngüye giriyor. Bazıları psikiyatrik destek bile alabiliyorlar. Ama sonuçta hastalığın tedavi edilebilir olduğunu toplumun bilmesi gerekiyor. Çünkü bu hastalıkta çok başarılı tedavilerle hastaları normal yaşantılarına döndürüyoruz. Hastalığın temel tedavisinde cilt nemlendiricilerini kullanması lazım. Çünkü cilt haliyle kötü bir şekilde kuruyor ve onu nemlendirmediğiniz süre içinde hasta kendisini rahat hissetmiyor. Fakat kaşıntı apayrı bir şekilde hastaları etkiliyor. Hastaların toplumsal ilişkilerini etkiliyor. Açıkçası kişisel ilişkilerinde eş bulamama veya kendilerini ifade edememe, daha doğrusu toplumun içine girememe veya toplumda kaşınırsam ne olacağım duyguları geliyor. Gidip denizde bile rahat bir şekilde yüzemiyorlar ciltlerindeki yaralardan dolayı. Dermatologlara veya cildiye uzmanlarına gitmedikleri zaman bu sefer tacirlerin ellerine düşüyorlar. Ben tacirlerin ellerine düşen birçok hasta biliyorum. Hasta iyileşeceğine daha kötüleşip hastanelik oluyor çünkü kortizon basıyorlar hastalara, kortizon veriyorlar ve yaşantılarını kortizonla idame ettiren hastalar var. Ama son dönemde çok etkin ilaçlarla biz hastaları oldukça rahatlatıyoruz ve hastalar hayat kalitelerini arttırıyorlar. Hayat kalitesi artınca tabii her türlü işte de başarılı oluyorlar. Ev hayatında da başarılı oluyorlar. Kendilerini çok daha iyi ifade edip topluma daha rahat giriyorlar. En altından geceleri uyuyorsun. Aynen hocam. Çalışma düzenimiz olsun, uyku düzenimiz olsun. Bu konuda hekim olarak dermatologlara başvurdukları zaman son derece güvenli bir şekilde tedavi olacaklarını bilmeleri gerekiyor. İnternette bu konuda ben tedavi ederim, bitkisel tedavilerim var ve bitkisel tedavilerle başarılı oluyorum deyip gerçekten çok müthiş fiyatlarla hastaları tedavi ettiklerini zanneden ama halkı kandıran veya ürünlerinde kötü derecede, yüksek derecede kortizon süren tacirler var. Bunlar internet aracılığıyla satış yapıyorlar ve bu tacirlerin eline hastaların düşmemesi gerekiyor. Bunu da yapabilmeleri için iyi bir dermatolog arkadaştan yardım isteyip o konuda tedavi olmaları gerekiyor. Serhat nasıl? Serhat güzel hocam. Allah'a ulaştırsın. Vallahi.